Bugünkü dersimizde arkadaşlar daha önce faktöre kavramını anlatmıştık. Şimdi faktöre ile ilgili çalışma yapalım. Sonra yeni bir konuya geçelim, tamam mı? Bak şimdi 9A sınıfı matematik dersi, tamam? 27.12.2012. Hala kıyafet kopmamıştı. Tamam, geçtim. Şimdi bak buraya bak. Arkadaşlar, A sayısı 10 faktöriyel olsun. 10 faktöriyel sayısı 2 üzeri x çarpı y'dir. X, y birer doğal sayı olmak şartıyla. X en çok kaçtır? Bunu çalışacağız şimdi. Şöyle bir eller açık, arkana bir yaslan. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ben bu soruyu şöyle yapıyorum. Bakın. 10 faktöriyel eşittir 2 üzeri x diyor ya. Bak şimdi. 2, 4, 6, 8, 10 ve diğerleri. Diğerleri demek şu demek. Mesela 3, 5, 7, 9 o sayıları yazmıyorum. Çünkü onlara ihtiyacım yok. Bu durumda 10 faktöriyel eşittir. Bu 2 sayısı 2'ye eşit 4. 2 çarpı 2'ye eşit 6. 2 çarpı 3'e eşit 8, 2 çarpı 2 çarpı 2'ye eşit, 10 sayısı da 2 çarpı 5'e eşit ve diğerleri. Şimdi burada 10 faktöriyel sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 üzeri 8 çarpı y diyebilirim. Demek ki x en çok kaç olur demişti? X en çok 8 olur. Buraya kadar tamam mı? Yalnız şunu da söylemek istiyorum. 10 faktöriyel sayısı arkadaşlar, 10 faktöriyel sayısı 2 üzeri 7 çarpı y diye de yazılabilirdi. Yani bu şu demek. Ben burada ilk 7 taneyi alabilirdim. Hatta ilk 6 taneyi alabilirim. Yani sonuçta 10 faktöriyel eşittir 2 üzeri 7 çarpı y yazabiliyorsam 2 üzeri 6 çarpı y diye de yazabilirdim. O zaman bu şu demektir. X yerine 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları yazılabilir. En çok 8 yazılabilir. 9 yazamazsın. Bitti. Başka bir soru çözmemiz lazım. Şöyle ki 14 faktöriyel sayısı 6 üzeri x çarpı y'dir. 6 üzeri x çarpı y'dir. Ancak burada x, y hep doğal sayı, tamam mı? Hani bunu her seferinde yazmayacağım. Bir kere daha yazayım. Doğal sayı, tamam mı? Şu halde arkadaşlar soru şu. X en çok kaçtır? X en çok kaçtır? Tamam. Şimdi bak buraya. 14 faktöriyeli yazıyorum şimdi bak. Bir şey söyleyeceğim. 6, 12 diye yazmak yanlış bak. Bundan anlaşalım. Asal sayı olsaydı 6 sayısı 2, 4, 6, 8 diye yazabilirdim. Fakat 6 sayısının içinde 2 ve 3 çarpanı olduğu için ben şunu yapacağım. 3, 6, 9, 12 ve diğerleri. 14 faktöriyel. Dur bir saniye şöyle anlatayım bir dakika. Öyle değil şöyle. Şimdi ayrıca diğerleri demeyelim henüz. Bak şimdi. Ayrıca 2 çarpanlarını da yazıyorum şimdi. 2, 4, 6 var bir daha yazmayayım. 8, 10, 12 yazmıyorum. 14 ve diğerleri. Bak şimdi. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar 3 çarpı 2, 6. Buraya kadar tamam mı? 6'yı aynen yazdım. Buraya kadar tamam. Şimdi 9 sayısı 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2'den 6 böyle yazabilir miyim? Evet, aferin size. Bak 12 sayısının içinde 6 var. Şimdi başka bir sürü 2 var burada fakat 3 yok. Hani 2 var bir sürü ama 3 yok. Eğer bir daha 3 olsaydı
şu 8'in içinden 2'yi alırdım. 2 kere 3, 6 yazardım. Ama başka yazamıyorum. O zaman 6 üzeri 1, 2, 3, 4, 5 çarpı y'dir. 14 faktöriyel. Cevap x en çok 5 olur. Böyle yapılacak. Başka bir soru çözelim. Başka bir soru. 30 faktöriyel eşittir 8 üzeri x çarpı y'dir. X en çok kaçtır? Şöyle yapacağız. Bak şimdi. Bu 8 sayısı 2'dir değil mi? 2. O zaman şöyle yapacağız bak. 30 faktöriyel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve diğerleri. Şimdi iyi dikkat et bak şimdi. Bak. Şu 8'i alayım. Tamam. 2 kere 4, 8. Oluyor mu? Bak. 2 kere 2. Anladın? 4. Bak şimdi 4. 4'ü buraya yazayım. 12 ya. 12 bak. 4. 14 ya 2. 16. 2 üzeri 4'tür 16. İstersen 16 diye yazayım. Kafan karışıyorsa. Tamam. 4'ü anlamadım. Tamam pekala. Bak. Baştan başlıyorum şimdi o zaman. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Tamam. Tamam. İyi de kızım anlamadığı yeri sıcağı sıcağını soracaksın. Ben şimdi anladım. Gidiyordum yani. Daha çabuk soracaksın. Tak diye durduracaksın. Ders anlatırken ben durdurabilirsin. Yani müdahale edebilirsin. Parmak kaldırmak zorunda değilsin. Anlamadıysan. Ama bunu hani dersi huzurunu bozmak babına yaparsan tokadı yersin. O ayrı. Tamam. Ben söylüyorum size. Sürekli sorun yani anlamadığınız yeri. Şimdi devam edelim yavru ceylanlar. Şu 2 sayısını ben buraya aldım. Şu 4 sayısı 2 kere 2 değil mi? Tamam. 2 kere 2 bu. Bak. Bu da 2 kere 3'ten 2'yi aldım. 3'ü almıyorum. 8 sayısı da 2 kere 2 kere 2. 10 sayısı 2 kere 5. Niye 2'yi alıyoruz? Şu 8'den dolayı. Bu 12 sayısı 4. Bu 2. Bu 16. Hepsinde 16'nın hepsini alıyorum. Çünkü 2, 2, 2 var. Bir sürü 2 var. 18, 2. 24. 22, 2. 24, 4. Hani 26, 2. 28, 4 kere 7'den 4. Bu da 2. Buraya kadar tamam mı? Şimdi ben ne yapacağım? Bak şimdi. Bak. 2, 2, 2. 8 yapar değil mi? Şurası 8. Benden 8 istiyor ya. Şurası 2 kere 4, 8. Şimdi, bak şimdi iyi dikkat et. 2 kere 2 kere 2, 8. Tamam. Bak. Acele diyorsunuz bence. 4 kere 2, 8. 4 kere 2, 8. 4 kere 2, 8. Şimdi 16 sayısı 8 çarpı 2'dir değil mi? 8 çarpı 2. 2 benim işime yarıyor mu artık bu soruda? Yaramıyor. Bak. Yaramıyor. Çarpı diğerleri. O halde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 üzeri 8 çarpı y. Cevap 8'dir. Soru bitti. Yani şimdi siz 16'ya 2 tane 8 falan derseniz güm. Çarpımsal olarak düşüneceksin burada. 8 artı 8 16 olduğunu ben de biliyorum. Fakat kaç kere kaç 16? 8 kere 2 16. 2 de orada işimize yaramadı. 2 işimize yaramadı. Alamadık onu yani. Evet. Evet. Böyle yani. Tamam. Is it okay? Is it nice? Hoş değil mi? Hani is it nice diyorum. No diyorsunuz. Olabilir ya. Sizin görüşünüz yani. Tamam. Şimdi başka bir çalışma yapalım. Efendim? Neyi de anlamadık diyorlar. Neyi?
Ha, İngilizce mi anlamadık? Ha. Tamam. Yani hoş mu diyorum falan fıstık. Yani bir şey yok yani. Yok, hoş değil diyorsunuz yani. Ne olur. Şimdi arkadaşlar, bir de ben şunu söylemek istiyorum. Bakın, bu konumuz A faktörünün içindekiler konusuydu. Ben hiç formül kullanmadım tamamen. Hani doğaçlamayla yapıyoruz yani tamamen. Formülsüz yapıyoruz yani. Şimdi benzer şekilde sizler 32 faktöriyel eştir 5 üzeri x çarpı y, 18 faktöriyel eştir 6 üzeri x çarpı y, 24 faktöriyel eştir 81 üzeri x çarpı y, 36 faktöriyel eştir 4 üzeri x çarpı y. Bu soruları daha sonra yaparsınız. Geçtim. Bir de şöyle bir soru yapalım. 40 faktöriyel sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? En sonunda hani 40 faktöriyel sonuçta bir sayı değil mi? Bir düşün bak. Şimdi dolayısıyla şöyle yapacağız bakın. 40 faktöriyel eşittir 10 üzeri x çarpı y, x en çok kaçtır? Bu soruyla o soru aynı bak. Üstteki soruyla bu soru aynı. O halde ben şöyle düşünüyorum. 40 faktöriyel eşittir 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Şimdi ve diğerleri. Ben şimdi dikkat ederseniz 10, 20, 30, 40 yazmadım. Neden? Çünkü bak şöyle düşün. 5'in katları daha güzel yani. O zaman şöyle söyleyeyim. Mesela 5 bir tane değil mi? 5 bir daha var 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 üzeri 9 çarpı ben sana şunu sormak istiyorum. 40 faktörün içinde 9 tane 5 çarpanı vardır. Doğru mu? Evet. 40 faktörün içinde daha çok 2 çarpanı vardır. Bir sürü 2 var yani. Daha 2, hani 2, 4, 6, 8, 10, 12 bir sürü. O zaman ben bu 40 faktörün içinde şu çarpımsal sayıların aralarında gezinmekte olan bir sürü 2 var. Bunlardan 9 tanesini alsam. Çünkü benim işime 9 tanesi yarıyor, diğerleri işime yaramıyor. O zaman şu 9'lar uçuşa geçer. 5 çarpı 2, 10 yapar. 10 üzeri 9 çarpı y cevap 9 arkadaşlar. Şimdi bu 9'ların uçuş tekniğini anladım diye nereye kaldırsın? Hayır. Anlamamışsınız. Nasıl uçtu 9'lar? Bakın ben size şimdi alp anne leylek anlatacağım. Ben size şimdi kısaca alp anne leylek anlatmak istiyorum. Evet. Alp anne leylek. Daha önce bunu duydum diyen var mı burada? Yok. Tamam ben de size anlatıyorum bak şimdi. Alp anne leylek formülünün adı tamam. Bak şimdi. A çarpı B'nin n'inci kuvveti A üzeri n çarpı B üzeri n'dir. Bu bölmede de geçerli. A üzeri n bölü B üzeri n'dir. Bakın. Bu bitti formül. Şimdi bunu anlamlandırmak istiyorum. Şöyle ki eller açık. Arkana yaslan. Eller açık. 2x'in karesi nedir diye sorduklarında 2'nin karesi x'in karesidir. O da 4x karedir. 1 bölü 3'ün karesi nedir diye sorduklarında 1'in karesi 3'ün karesinden 1 bölü 9'dur. Bak. Biraz daha örnek yapınca burayı daha böyle çok seveceksiniz. Bak şimdi. Mesela buna niye anne leylek dedim? Bakın arkadaşlar. Bu anne leylek yumurtalarını çok seviyor. Şimdi bunun üstüne yatıyor, bunun üstüne de yatıyor. Leylekler yumurtalarına canı gibi bakar. Bak anne leylek yumurtalarını ısıtıyor. Yumurtalarını ısıtınca civciv oluyor hani. Anladınız mı? Civciv. Dolayısıyla N hem A'nın üzerine hem de B'nin üzerine düşer. Anne leylek yumurtalarını çok sever. Bazı güvercinler
iki yumurta yumurtladıktan sonra birini atarlar. Bakmak zor. Bakmak zor. İki yavru çıktığı zaman ikisinin de karnını doyurmak çok zor. Biliyorsunuz güvercinler kursaklarına buğday doldururlar. Böyle. Sonra kusup yavrularına öyle yedirirler buğdayı. Bilmiyor muydunuz? Gerçek. Çok önemli yani. Evet, kuşlar da öyle yavrularını besliyorlar. Şimdi o zaman demek ki bak şimdi. Mesela 3 bölü 2'nin karesi nedir diye sorsalar 3'ün karesi bölü 2'nin karesidir. O da 9 bölü 4'tür. Bu kadar. Başka bir örnek. 1 tam 1 bölü 2'nin karesi nedir diye sorsalar burası 3 bölü 2'dir. O da 9 bölü 4'tür. Anlıyor musunuz? Şimdi bak 2y'nin 10. kuvveti 2 üzeri 10 çarpı y üzeri 10'dur bak. Şimdi ters düşünün. Bu onlar uçta getir. 2 çarpı y gelir içeriye. Hani az önce onu yaptık biz. Mesela 2 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 9 nedir dedik? 2 çarpı 5'in 9. kuvveti bak. O da 10 üzeri 9 bak. Yani anne Leyla anladığınızı düşünüyorum. Tamam mı? Gel bakın buraya gel. Ha nereye? Olur mu oğlum? 2 üzeri 10 24'e eşit. Ne 4'ü? 2 üzeri 10 1024'e eşit. 4 nereden çıktı? 2 üzeri 10 1024. 10, 2'yi kendisiyle 10 kez çarpacaksın. Anlıyor musun? Arkadaşlar, şimdi de dersimizde aralarında asallığı çalışacağız. Aralarında asal. Şimdi önceki derslerimizde OBEP OKEK'i görmüştük. Örneğin bakın 12 ile 16'yı OBEP OKEK'ine ayırdığımız zaman 4'e böl 3, 4. Bu 4 her ikisini de böldüğü için buraya nokta attım. OBEP'leri 4'tür yani. Tamam. O zaman 3'e böl 1, 4'e böl 1. Bunların çarpımı 4 kere 16, 48 OKEK'leridir. OBEP'leri de 4'tür. Buraya kadar tamam mı? Ancak bak şimdi 8 ile 3 sayısını hem 8'i hem 3'ü bölen sadece 1 var. 1 bölüyor bak. 8'e böl 1, 3'e böl 1, 24 OKEK'leri, OBEP'leri de 1. Bak bir daha söyleyeyim. Evet. Evet, OBEP neymiş? O verilen her iki sayıyı bölen en büyük sayı bak. Şimdi burada sadece 1 bölüyor yani, tamam mı? Öyle düşünün bak. Sadece 1 böldüğü için 1 OBEP'leridir. Hepsinin buradaki evet kısmın çarpımı da OKEK'tir. Evet. Diğer ders anlatmıştım, ben tekrar ettim. Şimdi aralarında asallığa geçeceğiz. Biraz sonraki derste devam edelim, tamam mı?